Selamlar millet. Kargolar kargolar. Bir tane daha geliyor hemen. Bir de şöyle bir paketimiz var. Herkese merhabalar. Yeni bir videoya hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir kargo açımına daha doğrusu. Bir tanesi Trendyol'dan Bershka'dan almış olduğum ceket ve hoodie var. Merak ediyorum, bunları daha çok merak ediyorum. Oldukça da uygun fiyatlar. Bir de Nike'dan almış olduğum, ne kadar zaman önce, yaklaşık bir 15 gün kadar önce almış olduğum ürünler var. Onlara bakacağız. Hızlıca açalım istiyorum arkadaşlar ve Bershka'ya geçelim. Yaklaşık 3-4 gün içerisinde geldi. Çok hızlı geldi gerçekten. Nike'da alışmıştım 2 hafta 3 hafta beklemeye. Trendyol'dan aldığım ürünler çok daha hızlı geliyor. Tabii Türkiye içinden geldiği için bu da. Ürünler harikaya benziyor. Şöyle çıkartayım. Ufufu. Bir adet ceketimiz var arkadaşlar. Tam tamına 137-138 liraya aldım. Çok uygun aldım gerçekten. Bir önceki kargo açımıdır muhtemelen aldığım Jordan ceketi 700 küsür liraydı. İndirimden almıştım. Burada ise 130 küsürü almak çok beni mutlu etti. Ve bir tane de hemen çıkartıyorum. Beyaz bir hoodie'miz var. Manken beyaz hoodie ile kombinlemişti. Ben dedim yanına bir tane de o zaman beyaz hoodie gider. İkisi de Bershka'dan. Hem de kargo parası da ödememiş olduk. 10 lira ödememek için 150-160 lira daha fazla ödüyoruz. Biraz ben böyleyim arkadaşlar maalesef. Kalitesine bakmak istiyorum. Görüntüde gayet güzel gözüküyorlardı ama asıl bu tarz ürünlerin problemi elinize aldıktan sonra çok da iyi hissettirmemesi. Bakalım bu gerçekten iyi hissettirecek mi? Fena değil, güzel. Dökümü de güzel olacak. İkisini de lart söyledim. Linklerini de aşağıya bırakıyorum arkadaşlar. Sizler de alabilirsiniz eğer beğenirseniz. Böyle hemen etiketini göstereyim sizlere. Join Life yazıyor. Bağcıkları siyah, kalın ve kaliteli duruyor. Bir tane kolunda 2000 Dan yazan bir etikette kolunda mevcut. Evet, güzel geldi, hoş geldi. Hemen bunu üstüme denemek istiyorum. Daha sonra da ceketi denemek istiyorum. Sonra da Nike açmak istiyorum. Normalde biliyorsunuz hepsini en son deniyoruz. Fakat hemen bunları denemek istiyorum. Burası da oldukça soğuk. Uf, çok güzele benziyor gerçekten bu ceket. Arkadaşlar görüyorsunuz 137.95 fiyatı. Çok uygun gerçekten. Ceketin kalitesi oldukça iyi duruyor. Sol kolunda bir adet fermuarlı cep var. Şu cepleri de var. Güzel gerçekten. Kolları, beli, bantlı. Ana fermuarı da şöyle indirelim. Yuvarlak tutacaklı. Keyifli, güzel. Kalın da bir fermuarı var. İçi ise turuncu. Çok tatlı değil mi? Ve içinde yine bir cep bizi karşılıyor. Evet, gerçekten güzel duruyor. Large aldım, bakalım nasıl gidecek. Hemen şunu şöyle bir şurada denemek istiyorum arkadaşlar. Şöyle bir bakayım. Tek başına giyilir mi, giyilmez mi? Oh yeah! Oh yeah! Gerçekten çok iyi olmadı mı? Hemen aynaya gidip geliyorum. Evet, ceket gerçekten güzel olduğunu düşünüyorum. Siz ne dersiniz? Pofidik pofidik, fış fışlı, güzel bir üst kısmı var. Yalnız mesela large aldım ve içine bir şey giymeme izin vermez. Çünkü mesela kollardan sıkıştırdı. Biraz spor yapanların dikkat etmesi gereken tarzı bir ceket. Gerçi bu ceketlerin hepsi aşağı yukarı böyle oluyor. Normalde birkaç tane takip edenler varsa Zara'dan almıştım. Jordan'dan aldım. Hep XL çalıyorum. Onlar da bir sefer çok büyük büyük gelmeye başlamıştı. Bu şu an tam harika bir fit. İçine hoodie giymesem de olur. Çünkü zaten kalınmış. Hani daha kalın bir tişörtle, sweatshirtle gidilebilir. Ama mesela şimdi hoodie giydikten sonra tekrar deneriz. Tek başına çok güzel gidebilir arkadaşlar. Oldukça iyi. Tabii biraz bu tarz ceketler kısa oluyor. Poponuz, beliniz hafif dışarıda olabilir. Beklediğim bir şeydi. Sıkıntı yok. Of, çok iyiymiş ya. Bilmiyorum, kamerada o kadar güzel gözüküyor mu ama içeride aynada baktıktan sonra hafif pofidik pofidik, çok fazla şişko şişko değil. Gayet gayet klas. Gayet tatlı. Bu kargo açımında ara görüntü yaptım ilk defa. Normalde biliyorsunuz hep sonda yapıyoruz. Nike geçmeden önce olmuş olsun. İçi de bayağı güzel geldi. Bir de cebinize istediğiniz şekilde birçok şey koyabilirsiniz. Evet, şekilmiş ya. Ne diyorsunuz gençler? Ne diyorsunuz? Yorumlarda belirtin. Şurada şu şekilde elinizi dinlendirmelik yer var demişim. Niçin yapıldığını bilmiyorum fakat tarz. Tarz yani, bu tarz şeyler biliyorsunuz. Güzelmiş. Hadi şimdi hoodie'ye geçelim. Hoodie'miz bu şekilde oldu. Oldukça fit ve birebir hissettiren bir hoodie oldu. 170 lira gibi bir fiyatı var. Nike'den arkadaşlar son aldığım hoodie'ler hep 669, 569 civarı olunca, 600 liraya alınca bu bayağı iyi hissettirdi. Tabii ki onların kalitesiyle kıyaslayınca onlara göre bir tık daha kalitesiz kalıyor. Ama fena değil. Beyaz bir hoodie arıyordum uzun zamandır. Bulamıyordum, yetişemiyordum daha doğrusu. Bu etiket ve siyah bağcıklarıyla gayet güzel. Çok böyle mat, bir anda böyle düşen hoodie değil de hafif tişörtümsüymüş.
Fena değil. Güzel. Geri iade etmeyeceğim ikisini de. Bayağı hoşuma gitti. Şununla birlikte şimdi şöyle bir kombin olarak giyelim bir bakalım. Yine gitti. Tabi biraz benim ön tarafa doğru ellerimin gitmesi zorlaşıyor. Araba falan kullanırken mesela beni rahatsız eder. Hani dışarıya yürüyüşe çıktık. Sıkıntı yok. Bu şekilde takılabilirim. Birçoğunuz da belki böyle giyebilir. İşte biraz omuz ve sırt büyük olunca arkadaşlar genelde şuralardan bayağı bir beni zorluyor. Spor yapanlarınız belki beden yukarı çıkabilir. O zaman da belden çok bol geliyor bana. Benim yaşadığım handikaplardan bir tanesi. Genelde şuralardan dar. Belden bol. Evet, bu şekildeydi. Bence güzel oldu. Ne dersiniz? Hadi şimdi Nike'a geri dönelim. Evet, ürünlerimizi beğendik. Kargo açımıza bu şekilde devam ediyoruz. Dediğim gibi bunları da koyacağım arkadaşlar. Trendyol olduğu için çok hızlı tükeniyor. Dikkat edin. Instagram'dan şimdi paylaşım yapacağım. Hatta hemen telefonumu alayım. Paylaşımı da yapayım. Beni Instagram'dan takip ederseniz hani kaydır ve ulaş şeklinde daha çok paylaşımlar yapacağım. Daha rahat ulaşırsınız. Hem de günlük ayakkabı dozunuzu almış olursunuz. Bence beni Instagram'dan takip etmelisiniz. Etmiyorsanız aşağıda hemen açıklamada ve yorumlara koyacağım. Ulaşabileceğiniz link var. Direkt tıklayın, takip edin. Pişman olmazsınız. Ve sıra geldi Nike kargomuza. Normalden çok daha değişik bir kargo fark etmişsinizdir diye düşünüyorum. Ya normalde yastığı uzun alıyoruz ya da daha küt ayakkabı kutu şeklinde oluyor. Bu bakın hem geniş ve sushi'miz sağ olsun. Evde tekiz arkadaşlar. Kameramanım yok. Sushi benim yanımdan neredeyse hiç ayrılmıyor. Şimdi bıçak getirmemişiz. Hemen bıçağımı getirip geliyorum. Zor açılan bir kargo oldu bu böyle. Şöyle kutumuzun içini sizlere göstereyim. Ne söylediğimi uzun zaman geçtiği için neredeyse unuttum arkadaşlar. Bayağı tıkıştırmışlar kargoyu. Hoşuma gitmedi. Özellikle burada bir hoodie'miz vardı. O çok sıkışmış geldi. Hoodie'nin ne olduğunu hemen anlayacağınızı düşünüyorum. Şuraya bakın. Chicago Bulls. Bir tane Bullhead görüyorsunuz. Boğanın başı. 669 liraydı arkadaşlar bu hoodie. Bakalım değecek mi sonunda. Hepsini giyeceğim, deneyeceğim. Bir adet küçük tatlı bir kutumuz var. Bu terlik kutusu biliyorsunuz. Bir adet terlik aldım arkadaşlar. Oldukça güzel gözüküyordu ekrandan. Hani rahatlığının da çok iyi olacağını düşündüm. Bakalım öyle mi olacak gerçekten. Ve şuna bakar mısınız? Of. Westbrook logosu görüyorsunuz. Beğenerek aldığım güzel bir basketbol ayakkabısı var. Onu da hemen şöyle. Kutu o kadar değişik bir kutu ki elimi sokmam imkansız o şekilde. Westbrook logosu, Westbrook imzası ve başka neyimiz var? O tarafta Jumpman logosunu görüyorsunuz. Bu tarafta ise arkadaşlar yazıyı göreceksiniz. Jordan One Take 2 yazıyor. Evet, One Take aldım. Niye Vinyl'ı almadın diye soracak olursanız beğenmedim arkadaşlar hiçbirini ve fiyatları da aşırı pahalı geldiği için beklemeyi tercih ettim. Biliyorsunuz ki Westbrook modellerinin bütçelisi ama artık bütçeli tanımını yeniden yapmamız gerekiyor. 1000 liraydı arkadaşlar, 1000 liraydı. Ama çok güzel gözüküyor. Yorumlara baktığım zaman Vinyl serisinden daha güzel olduğunu söylüyor birçok kişi. Bakalım öyle mi olacak? En son açımını yapacağız biliyorsunuz. İlk o zaman hemen Chicago Bulls'umuzu açalım ve ürünümüze bakalım. Şimdi böyle arka arkaya işte Trendyol ve Nike kıyaslamak da güzel olacak benim için. Ama tabii ki bu kadar paranın karşılığında farklı bir hoodie alıyorsunuz. Ve sizleri de mutlu eden bir hoodie oluyor arkadaşlar. Şöyle göstereyim, Chicago Bulls. Biraz daha antrasit renginde, direkt siyah değil. Ve etiketleri, benim bayıldığım NBA etiketlerini biliyorsunuz. Çok iyiymiş. Daha farklı yani, farklı olduğunu hissettiriyor. Ürünümüz bu şekilde. Sadece boğa başı var. Başka bir şey yok aslında. Uçurum uçurum bir şey değil. Kollarında, evet kollarında arkadaşlar dikişle Nike var. Bir kolunda gördüm. Bakayım diğerinde var mı? Diğerinde yok. Aynı içindeki hoodie gibi. Sadece tek kolunda. Aslında çok sade, çok basic bir hoodie tasarımı. Hani çok fazla bir şey yok. Fakat kumaşının kalitesi farklı olduğu anlaşılıyor. Onun dışında Nike yani hani ödediğiniz paraya çok efsanevi şeyler almıyorsunuz. Birçoğunuzun alamıyor olmasını da anlıyorum. Kesinlikle çok karşılanabilir değil bir hoodie 669 lira vermek. Onun yerine bakın ben de alıyorum zaman zaman diğer taraflardan. Tabii ki Nike hoodie'lerini çok seviyorum. Almaya da devam edeceğimi düşünüyorum. Bu şekildeydi. Diğer bunun gibi birçok kargo açımında yaptık. Şu sıralar hoodie'ye dadandım. Hoşuma gitmeye başladı. Video çekerken giyiyorum, evde giyiyorum. Bu şekilde farklı farklı zamanlarda giymek de bana keyifli geliyor. Hoodie'miz bu şekilde. Hemen terliğimize geçmek istiyorum. Bu terliğin linkini de koyacağım arkadaşlar. Nike Off Court diye geçiyor. Yani sahanın dışında giyebileceğiniz tarzı bir terlik. Ayaklarınız basket oynadınız, yürüyüş yaptınız, spor yaptınız, yoruldu ve daha sonra bu terliği giyiyorsunuz. Hemen şöyle bir tarafından açıyorum. Sanki çok rahatmış gibi geliyordu. Benim ayağımda şu sıralar çok giydiğim biliyorsunuz
Jordan terliğim var. Ayağımın şu an altında. Terlikleri inanın ayakkabılardan daha fazla tercih ediyorum. Evde sürekli terlikleyim. Öyle olunca çok pert çıkıyor terliklerin çok fazla giyince. Böyle farklı farklı zamanlarda değiştire değiştire giyip hepsini temiz temiz kullanmak istiyorum. Aynı ayakkabılarımda yaptığım gibi. Ve... Evet, terliklerimiz çıktı. Şu şekilde. Yalnız bunlar bayağı kaliteymiş galiba. Arkadaşlar şuraya bakar mısınız? Nike yazıyor. Terliklerin üstünde. Şurada ne yazıyormuş? Bana dokun tarzında bir ibare var. Yumuşaklığa bakın. İnanılmaz bir şeymiş arkadaşlar. Fena bir yastıklama, fena bir yumuşaklık var burada. Revive Foam yazıyor, görüyorsunuz. Yani canlandıran köpük demek oluyor. Gerçekten de çok rahatmış arkadaşlar. Dediğim gibi basket sonrası, ayaklarınızın yorulduğu bir spor sonrası giyebileceğiniz harika bir terlik. Fiyatı yanlış hatırlamıyorsam 269, 270, 300 lira gibi bir fiyatı olabilir. Biraz pahalıydı. Şuraya bakar mısınız? İçlerinde şu şekilde şeyler var. Terlik dik dursun diye, kargoda ezilmesin diye. Çok güzel gerçekten. 10 numara aldım, 44 numara terliklerde 44 giyiyorum. Çünkü diğer türlü çok büyük oluyor. Şulap şulup şulap şulup oluyor. Onu sevmiyorum. Daha böyle fit olsun. Yavaş yavaş zaten şuraları açma yapıyor genel itibariyle terliklerin. Üstündeki Nike yazıları çok çıkıntılı. Bu benim çok hoşuma gitti. Gerçekten çok güzelmiş. İç tarafı ise biraz daha pofidik rahat edebileceğiniz şekilde. Evet harika. Gerçekten çok güzel bir ürün. Ve bu şekilde, bu renkte de başka terliğim yoktu. Güzel oldu. Kırmızı var, siyah var benim bir tane eskilerden hatırlarsanız. O da duruyor. Bir de böyle beyazlı. Güzel olmuş oldu. Şunlara bayıldım ya. Koydukları küçük kartonlara bayıldım gerçekten içlerine. Sıra geldi asıl kargo yıldızımıza. Gerçi ben bunu da yıldız olarak sayabilirim ya. Fiyat performans da harika bir yıldız ama tabii ki genel itibariyle kargolarımızda en harika şeyler bizim açmış olduğumuz ayakkabılar oluyor. Hem fiyat olarak hem de kanalımızın konusu zaten o. Ama kıyafetle açmıyor değiliz. Hatta şöyle düşüneyim. Ayakkabı 1000 liraydı arkadaşlar. 669 lira 300 diyelim. Neredeyse 1000 lira yaptı. Bunları da koyarsak ayakkabıdan çok aslında bu kanalda kıyafet de çok gösteriyoruz, giyiyoruz, deniyoruz. Özellikle vlogları izlerseniz, mağaza gezileri vesaire genelde hep ayakkabının yanında çok fazla da ürün de yaz geliyor. Şortlar, taytlar, üstler, başlar. Bunların hepsini de genelde Instagram'dan paylaşıyor olacağım. İndirimler bulduğum zaman, hani YouTube zaten sürekli YouTuber olarak yapıyorum ama Instagram'da da daha seri kullanacağım. O yüzden bu tarz ürünleri almak istiyorsanız, alışveriş yaptığım yerleri merak ediyorsanız Instagram'dan da takip etmeyi unutmayın. Hani kaydır şeklinde paylaşımlarımı takip edebilir, uygun fiyatları siz de yapıştırıp alabilirsiniz. Hemen şimdi ise kutumuza geçelim. Oldukça tatlı güzel bir kutu geliyor. Beyaz olmasına bayıldım. Aslında Westbrook kutusu çok da farklı bir şey değil. Ama beyaz olması hoşuma gitti. Freak 2'de de böyle beyaz kutu vardı. Ve şimdi sizlerle açıyoruz. Bütçeli modelin 1000 lira olduğu günümüzde Türkiye'mizde. Maalesef normalde bu belki 400-500 lira edecek bir ayakkabı ama. Bakalım. Ve let's go. Çok iyi. Marble rengi. Yani mermer rengi arkadaşlar. Siyahlı beyazlı ve şöyle topuğundan da görebileceğiniz gibi ayağının altında ortasında Westbrook logosuyla mermere benzeyen adeta taş gibi ayakkabı güzel olmuş. Üstü yerini de çıkartayım. Vay çok iyi. Çok iyi, çok sağlam da duruyor. 45 numara aldım arkadaşlar. Muhtemelen olacak. Umarım büyük gelmez. Westbrook'un Vina 02'de 45 almıştım ve büyük gelmişti. Evet, çok tatlı ve güzel bir ayakkabıymış. Sert bir dış katmana sahip. Hani direkt ucuz modellerde kullanılan tarzda hafif böyle derimsi, sentetik deri diye tabir ediyoruz. Yani çakma deri. Bir durum var. Ön tarafa doğru geldikçe mesh yapısı, yani delikli, nefes alabilir ve bütçeli kumaş. Bağcıkları fena değil. Güzel, gerçekten güzel bir ayakkabı olmuş. Oo, dilini şimdi gördüm. Dilinde arkadaşlar Westbrook logosu var. Keyifli duruyor, güzel duruyor gerçekten. Hemen arkasındaki Westbrook logosuyla birlikte bu çekiceyi göstereyim. Bu da gayet güzel duruyor. Şekil olarak ve görüntü olarak bayağı benim hoşuma giden tarzda bir ayakkabı oldu. Yani sanki ama ara model bir Jordan ayakkabısıymış gibi de düşünülebilir. Tabii ki her tarafta Westbrook'un işareti, imzası, logosu olmasa şöyle yandan görünüş olarak ne diyorsunuz? Benim hoşuma gitti. Gayet güzel. Önden de baktığınız zaman hafif böyle küt duruyor. Böyle tak diye iniyor ama tatlı. Altta arkadaşlar bütçeli model olmasına rağmen büyük bir zoom ünitesini görebilirsiniz şu şekilde. Ve güzel, ciddi, sert çıkıntılara da sahip. Sanki şu an bakıyorum ilk görüşüm olarak kesinlikle dışarıda oynanır. Yani bunun alın
ve evinizde farklı bir, özellikle translucent tarzda bir ayakkabı varsa bir karşılaştırın. Ne demek istediğimi o zaman anlayacaksınız. Hani ben diyorum ya, bu dışarıda oynanır oynanmaz şeklinde yorumlar yapıyorum ya, işte bakın. Buna baktığınız zaman evet, dışarıda bu oynanır diyeceksiniz. Taş gibi arkadaşlar, böyle bir plastik gerçekten yok adeta. Şu yan taraftaki şu çıkıntı arkadaşlar, bakarsanız böyle alttan geliyor. Yani alttan devam ediyor, üstünden bir farklı katman çıkmış. Burada da ayaklarınız daha iyi kilitlenmesi için iki tane ağ var içeri doğru uzanan. Acaba gerçekten öyle güzel iş yapıyorlar mı, yoksa sadece görüntü mü? Onları tabii giyerek, uzun süreli kullanarak ve daha sonrasında size performans incelemesi yaparak anlatmayı planlıyorum. Evet, güzelmiş. Bu şekilde tatlı, çok da uzun bir kargo açımı oldu. Hadi şimdi ayağımıza deneyelim, hoodie'yi deneyelim. Dediğim gibi bütün linkleri aşağıda veriyorum. Hadi bakalım. Böyle 4 numara, bakalım nasıl olacak. Bir de çok şık değil mi ya? Benim bayağı hoşuma gitti. Evet, bu şekilde. Tam. Dediğim gibi yavaş yavaş şuralarda açılıyor, biraz daha ayaklarınız öne gidiyor. Aslında ayaklarım benim 44 numara ama işte basketbol ayakkabılarını da giyiyoruz. Uff, yalnız arkadaşlar anlatamam size şu rahatlığı. Şu rahatlığı anlatamam. Gerçekten çok güzel. Gerçekten rahatlığı falan efsane. Mükemmelmiş ya. Cidden çok iyi. Yani böyle zıp zıplı. Uff, tam. İşte eskiden almalıydım bu tarz bir şey. Bayağı o sıralar basket oynarken hep buna ihtiyaç duyuyordum. Yani direkt dışarıda da giyebilirsiniz. Onun için alt tarafta daha farklı bir köpüğe basıyorsunuz. Şuradan ayrımı görebilirsiniz, rahat olan kısım. Burası normalde. Evet, çok güzelmiş. Gerçekten çok güzelmiş, çok keyifliymiş. Sağlam bir ayakkabı gibi duruyor ya. Evet, bağcıkları da tabii ki kendimiz bağlamamız gerekecek bu durumda. Evet, iyi ki de 45 numara almışım ya. Arkadaşlar, sizler de Kyrie ayakkabılarını tercih ettiğiniz, Air Jordan'larda tercih ettiğiniz numarayı alabilirsiniz. Ben normalde Vineyard'larda genelde 44.5 giyiyordum. Bunda çok kilemde kaldım ama şu arkadaki yapı sizi bir ittiriyor. Muhtemelen ondan, ki çok ince bir günlük çorap giyiyorum şu an Nike'ın. Hani daha kalın basket çoraplarıyla çok daha sıkıştıracak bir şekilde ayağımı ittirebilirdi. Uff, işte bu. İşte bu. İlk his olarak çok sağlam, çok sert geliyor ama genişliği harika. Geniş ayaklar için sanki çok uygun olacakmış gibi arkadaşlar. Hiç en ufak bir dokundurma yok buralardan ve gerçekten zoom ünitesi de hissedilebilir. Tam ayağımın şuranın altında olan kısım. Uuu, bayağı iyi. Bayağı iyiymiş ya. Zıp zıplı. Harika arkadaşlar. Cidden çok iyiymiş. Beyaz hoodie'mle de oldukça güzel oldu aslında. Harika. Harika. Ayrıca altındaki eşortman da arkadaşlar Trendyol'dan 69 liraya almış olduğum çok uygun, tatlı, güzel bir eşortman. Bunun da linkini bırakırım, merak etmeyin. Kaldıysa almamış da olabiliyor. Ürünlerimizin hepsinden çok memnun kaldık. Gerçekten çok güzel bir kargo açımı oldu. Hemen şöyle diğerini de deneyeyim. Evet ya, kumaşı ayrıyım diyor, ben farklıyım diyor. Bayağı hoşuma gitti. İçim içi falan. Kesinlikle tüy bırakacak cinsten değil. Ama sanki daha bol gibi geldi. O biraz daha fit olmuştu bana. Daha kesinlikle dökümlü. Evet, çok güzelmiş ya. Çok ferah, çok fresh geldi arkadaşlar. Çok güzel geldi, ne diyorsunuz? Yani tabii ki bayağı pahalı. 669 lira. Eğer kaldıysa bulabilirsiniz. Birçok defa da bulamıyorsunuz, bitiyor. Dökümü çok harikaymış. Aslında ben de beyaz hoodie mesela XL alabilirdim daha dökümlü bir yapı istiyorsam. Ha, onu da seviyorum. Bu tarz dökümlü olmasını da seviyorum kesinlikle. Ve böylelikle de çıkışımı yapayım istiyorum. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Umarım hoşunuza gitmiştir. Ayakkabının detaylı performans incelemesi 2-3 hafta içerisinde gelir, merak etmeyin. Çok güzelmiş. Şu an hala altımda zıp zıp hissini hissediyorum. Harika. Trendyol ürünlerini çok beğendim. Fiyat performans oranları çok güzel. Terlik zaten mükemmel. Hoodie de harika. Ve böylelikle yine pozitif, eğlenceli, coşkulu bir kargo açımı da geride bırakmış oluyoruz. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım hoşunuza gidiyordur. Umarım şu ana kadar geçmeden izlemişsinizdir. Like ve yorum yapmayı, abone değilseniz abone olup o zil işaretine basmayı unutmayın. Ben her yeni video attığım zaman sizlere bildirim gelecektir. Teşekkür ediyorum destekleriniz için. Bir sonraki güzel kargo açımlarında, vloglarda, incelemelerde, eğlenceli videolarda görüşmek üzere. Ayakkabı dersi bugünlük. Evet. Favori ürün. Gerçekten beni şaşırtan favori ürün. Bu harika ötesi. Çok iyi. Diğer beni şaşırtan favori ürünse kesinlikle şu. Yani 140 liraya alabileceğiniz en güzel ceket diye düşünüyorum.